Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum öncelikle. Bugün Ankara piyasalarını konuşacağız. Özellikle proje satışlarını. Bir müteahhit neden bir proje ofisine binlerce dairesini teslim eder? Karşımda çok güzel, naif bir kadın girişimci var. Mega Proje Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Derya Filiz Dalga. Programımıza hoş geldiniz Ankara'dan. Hoş bulduk Evrim Hanım. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler ve selamlar getirdim size. Ne kadar güzel, harika. Ankara soğuk mu? Bugün geldiniz. Ankara hemen hemen şu an İstanbul'la eşdeğer hava durumuna sahip. Güzel. Oldukça ılık bir hava var diyebiliriz. Güzel, siz böyle pembelerle harika gözüküyorsunuz. İnşallah çok güzel bir yayın olacak. Şimdi özellikle bir müteahhit neden projeye teslim eder binlerce dairesini diyerek başlamak istiyorum. Çünkü çok fazla inşaatlar yapılıyor. Özellikle sadece Ankara değil, Türkiye'nin her yerinde. Ama müteahhitin en büyük problemi aslında istemiş olduğu rakamdan satışa getirmek. Kendisi satmayacak, bir satış ofisi olmasına rağmen kendi ekibiyle hareket etmeyecek ve sizinle hareket edecek veya bir aracı kurumla hareket edecek. Neden böyle bir şeyi tercih etsin diyerek başlamak istiyorum. Neden böyle bir şey tercih etsin? Böyle bir şey tercih etmesinin amacı proje firmasının kendisine sağlayacağı fayda olmalı. Peki bu fayda ne olmalı dediğimizde konut sektörü, konut geliştirme çok önemli bir sektör. Bir bu sektörün yapımı yani meta değeri var. Bir de satış ve marka değeri var. Esasen bu ikisi ayrı ayrı uzmanlık alanları. Hı hı. Konut üretici firma kendi işini yani bir konutu, projeyi geliştirme ve üretme konusuna odaklandığında, bunun alt dallarına enerjisini verdiğinde çok daha başarılı oluyor. Satış, pazarlama, reklam ve marketing ise esasen çok ayrı bir uzmanlık alanı ve bu uzmanlık alanının tüm kaslarıyla odaklanmış bir organizasyonun sadece satmak ve markalamak konusuna odaklanması, anahtar teslimi, hizmet üretmesi müteahhitlere çok hızlı bir likidite akışı artı markalama değeri kazandırmakta. Dolayısıyla herkesin uzmanı olduğu alanı yapması ve uzmanların birlikteliğinden bir sistemin yürümesi, özellikle ekonomi piyasalarının zor olduğu, konutları satmanın doğru fiyattan, doğru zamanda satmanın zor olduğu bu dönemde, evet, iyi uzmanlık alanlarını birleştirilerek proje yönetmesi, projelerin daha hızlı satılması, projelerin ederinde satılması, projelerin markalanması noktasında müteahhitlere önemli katkılar sunuyor. Biz Mega Proje olarak müteahhitlerimize diyoruz ki projeyi üretmek sizden, bunu markalamak ve ekonomik değere sokmak da bizden. Dolayısıyla bu anlamda çok stratejik ve değerli bir işbirliğimiz var. Nasıl ki bir konut üreticisi mimarlık firmasından mimarlık hizmetini, beton firmasından beton teminini ya da kalıp firmasından projenin kalıbını alıyorsa, projenin satılması ve markalanması gibi çok stratejik bir alanı kendi bünyesinde çalıştırdığı kişiler vasıtasıyla yürütmesi esasen bu uzmanlık alanından faydalanamaması sonucunu doğuruyor. Böylesi rekabetçi bir dönemde, böylesi zorlu bir piyasada da bu alanın, yani aslında projenin finansmanını sağlayacak en değerli alanın kendi haline bırakılması zaten müteahhit firmaya çok ciddi mali ve zaman kaybına sebep oluyor. Kesinlikle öyle. Aslına baktığınız zaman o zaman siz dönemsel olarak raporlar hazırlayıp o müteahhite istemiş olduğu satışları istemiş olduğu rakamdan getiriyorsunuz. Bu aslında her müteahhitin tercih edeceği bir nokta olmalı. Evet, biz Mega Proje olarak da aynı zamanda güçlü kaslarımızdan birisinin de kendi bünyemizde uzmanlaşmış bir reklam şirketimizin olması. Dolayısıyla bir projeyi satabilmenin en önemli kanallarından birisi de reklamı yönetmek. Hı hı. Ama reklamı şöyle, ben de reklam veriyorum, bir reklam şirketiyle de anlaşarak bunu çözebilirim diye yaklaşım gerçekleştirilebilir. Burada da bizim gördüğümüz projelerde şöyle sorun oluyor. Müteahhit firmanın kafasına bir şeyler dönüyor. Bir kampanya, satış modeli ya da hedefi. Bu reklam ajansı bunu nispeten anlıyor veya yapıyor. Ayrı bir departman olarak çalışıyor ve kendinden bağımsız. Satış ekibi, satış takımı da altta başka bir şeyin içerisinde. Bu üç taraf birbirinden koordinasyonsuz ya da az bilgilerle hitap ediyor. Yani müşteri feedbacklerine göre reklam kampanyasını kurgulamak, verilen reklamın dönüşlerine göre strateji yeniden geliştirmek ve revize etmek, bunu müteahhitin beklentisiyle orantılı hale getirme ve ekonomi piyasalarını okuyarak sürekli bunu geliştirme ve revize edebilme, esasen çok sıkı bir bağ ve bütün odaklarını buna vermeye gerektiren bir konu. Bunlar ayrı yerlerden ve az temas halinde olduğu zaman da bir takım faaliyetler yapılıyor ama bu bütüncül bir
sonuç elde edilemiyor. Birbirinden kopukluk ya da koordinasyon eksikliği ise esasen o projenin kaderini birçok şeyi etkileyebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bunların tek elden çok sıkı ve bütüncül bir yaklaşım içerisinde yürütülmesi, işte çok satan projeyle daha nazlı giden proje arasındaki farkın oluşmasına sebep oluyor. Ya da projenin bir meta değeri var. Arsa değeri, üretim maliyeti, bir de projenin marka değeri var. Bir meta değerini, marka değerini birleştirdiğimizde temalı, büyük ve rakiplerine göre daha iyi fiyata satılmış ya da daha çok tercih edilmiş proje oluşabiliyor. Bunu oluşturmaya giden yolda da nitelikli proje ofislerinin çok ciddi katkıları oluyor. Kesinlikle öyle. Bu arada çok böyle inanılmaz şekilde, akıcı bir şekilde, anlaşılır noktada konuşuyorsunuz. Bu da çok güzel ve değerli. Teşekkür Ankara'daki ederim. Piyasa koşulları pek, ya piyasa nasıl şu anda? Yani İstanbul'u bize, tabii buraya gelen müteahhitlerimiz, tüm Türkiye'yi konuşuyoruz elbette, ama siz Ankara'dan sıcağı sıcağına geldiniz. En son depremden sonra çok fazla burada göç olduğunu biliyorum. Yani Ankara'ya çok fazla geldiğini, daha fazla kira oranları veya işte matematiksel olarak TÜİK verilerini hep incelediğimiz zaman işte İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i sistematik olarak burada masaya yatırdık. Fakat şu an mevcut koşullarda yapılan yeni inşaat firmaları, almış olduğunuz yeni projeler, şu an 5200 konutun yönetiminin projesi sizde olduğunu söylediniz. Yeni yeni projeler geliyor mu, yoksa müteahhitler durgunluk içerisinde mi? En son durumu paylaşmanızı istiyorum. Tabii pandemiden sonra konut sektöründe bir arz darlığı söz konusu Türkiye'de olduğu Tüm gibi. Tüm Türkiye'de oldu. Talep artışı söz konusu, ama bu talebi destekleyen finansal erişim sıkıntılarının olması, talebin de satın almayla sonuçlanmaması gerçeğini doğurdu ve bütün Türkiye'yi olduğu gibi Ankara özelinde yansıyan bir durum söz konusu. Ancak son dönemlerde özellikle işte konutlarda bir köpük fiyatlar var, biraz daha bekleyin ya da birleşik faizin yüksek olmasının bir yatırım enstrümanı gibi görünmesi ve alıcıların bu noktada biraz kendini beklemeye alması gibi süreçler Ankara'da da yaşanmakla birlikte, özellikle Eylül ayı ile birlikte başlayan konjektürde ivmenin biraz daha pozitif yöne evrildiğini görebilmekteyiz. Peki müteahhitlerin özel kampanyalar oluyor mu? Yani şu anda bu bankaların yapmış olduğu 2.79 ve 2.89 bu kredi faiz oranlarının dışında Ankara'da bu konuda atakta mı? Belirli mevcut faiz oranları, ödeme planları, kişiye özel esnek planlamalarla? Tabii ki özellikle banka odaklı finansman Ankara'da çok fazla kullanılan bir enstrüman yöntemi şu anda değil. Müteahhitler projeler kendi bünyesinde taksitlendirme yöntemini önemli bir kampanya modeli olarak uyguluyor. Belli bir peşinatla, senetle, firma özelinde taksitlendirme gibi bir model özellikle yaygın olarak kullanılmakta. Peşin ödemeleri ve satın almaları teşvik etmek için önemli peşin oranında iskontolar da yapılabilmekte. Ve esnek ödeme planları yine alıcının kendi şartlarını ortaya koyduğunda masaya oturulup belli ödeme planları, araya balon ödemeler veya TL bazlı taksitlerle yeni modeller geliştirerek müşterilerin de satın alabileceği, finansa erişebileceği modeller uygulayabilmekteyiz. Çünkü bu çözümler sizin aslında proje satış ofisi olarak satışa gelmeniz için önemli kriterler. Yani çünkü elinizde bir takım doneler olacak ki gelen alıcı adayını işleme sokabilirsiniz. Eğer bu konuda müteahhit bu rakam derse, esnek bir rakama gelmez ise, belirli kampanyalar yapmadığı takdirde piyasaların bu kadar durgun olduğu ve nakit paranın dönmediği ortamda mümkün değil herhangi bir X bir kişinin sihirli bir değnekle orada bir kırmızı kar yağdırması. Kesinlikle. Hemfikir miyiz? Kesinlikle. Çok doğru bir konuya temas ettiniz. İsterseniz dünyanın en özellikle en güzel projesini yapın. Bunu alabilecek kişinin ödeme modeline yaklaştıramaz isek o bir stok konut olarak kalıyor. Kalır. Aynen öyle. Dolayısıyla konutta da asıl müteahhitin girdisi ürettiğini likiteye çevirip o devinimden oluşabilmekte. O döngüyü sağlamanız lazım ki yeni projeler gelsin. O döngüler olsun ki içine girebilsin. Çünkü müteahhitlerin en büyük şeyi su basmana kadar geliyor. Tamam, binayı da yapıyor ama en fazla içerisinin dekorasyonu. Eğer tamam teslim etmeyecek ve içerisinde bazı o teknik şartnamelere göre içerisini tamamıyla anahtar teslim noktasına getirecekse, işte orada maliyetler artıyor. Ve bu sefer ne yapıyor? Mutlaka satışa dönmek zorunda. Kesinlikle. Siz ona para kaynağı sağlayacaksınız ki müteahhit devamını getirebilsin. Öbür türlü durur. Kesinlikle. Bir de şöyle, projeler aslında bence teslimden önce satılmalı. Çünkü teslimat süreciyle birlikte, yani biz finalize ettiğimizde, elimizde çok stok bulundurduğumuzda, bu sefer kendi projemizle rekabet etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü ikinci el çıkıyor. İkinci el ise
kendine özgü bir fiyat politikasıyla özellikle dijital ilan sitelerinde fiyatlar, politikalar belirleyebiliyor. O zaman bir projenin fiyatı nedir? Bir projenin fiyatı bence dijital ilan sitelerinde o projeyle ilgili girilmiş en düşük fiyattır. Çünkü bravo, bütün tüketici dönüp o fiyatı baz alıyor. Üretim maliyetini, o projenin ederini ve niteliklerini değil, en düşük fiyatlı ilanı baz alıyor. Dolayısıyla biz işi ikinci ele, yani proje tamamlanıp tapular teslim edildikten sonraki döneme girdiğimizde fiyat rekabetinde kendi projemizle rekabet etmek tabii durumunda ki kalıyoruz ki o zaman ideal fiyatları bulmamız çok daha zor. Dolayısıyla işi o aşamaya getirmeden, yani daha proje aşamasında, teslimat öncesinde stoğumuzun önemli bir kısmını satıyor lazım, olmamız lazım. Aslında bir hayal satmak. Aslında hayali satmak daha da zordur. Dolayısıyla da siz diyorsunuz ki önce zoru başarmak daha tercihimdir. İlerleyen kesinlikle zamanda, çünkü siz de diğer projelerle ilk başta, çünkü hafriyatta, yani özellikle insanların satış ofisine gelip de görsellerle alımı çok daha rahat olabiliyor. Biraz daha ikna. Öbür türlü somut olarak dediğiniz noktada tıkanıklıkta yaşayabiliyorsunuz. Kesinlikle. Peki bir projeyi alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Bir projeyi alırken öncelikle satılabilir nitelikte tasarlanmış olmasına dikkat ediyoruz. Doğru yerde, o yerde, o lokasyonda satın alacak hedef kitlenin beklentilerine uygun bir dizaynda hazırlanması önemli. İkincisi de hedef kitlenin erişebileceği ödeme planlarının oluşturulabilme imkanına bakıyoruz. Eğer bir proje doğru yerde ve tüketicilerin, hedef kitlenin beklentilerine uygun dizaynda tasarlandıysa, yani müteahhit orada baştan doğru yaptıysa, ondan sonraki doğruları biz yerine getirebiliyoruz. Yani doğru fiyata, daha çok müşteriye hızlı bir şekilde ulaşması noktasında hem kampanyalar yapmak, hem reklamda bunu doğru hedef kitleye çekmek, hem de gelen hedef kitleyi satış ofisimizde iyi bir şekilde misafir edip tanıtmak, artı satışı kapatacak şekilde finalize etme konusunda kendimize güveniyoruz. Burada doğru hedef kitleyi çekebilmek de çok önemli. Çünkü markalar çoğu zaman reklam yapıyor ama doğru yere reklam yapmayabiliyor. Hı-hı. Yani şehri boydan boya billboard'a giydirmek ya da dijital dünyada çılgınca reklam vermek ya da televizyona çıkmak tek başına yeterli değil. Burada da belli doğruları yapmak lazım. Doğru mecra, doğru zaman, doğru içerik, doğru teklif, doğru offer, doğru fiyat ve doğru vade. Bu doğruların hepsi bir araya gelirse sürdürülebilir bir kampanya oluyor. Yoksa içlerinden bir tanesi yanlışsa sağlıklı ve verimli olmayan bir kampanya süreci yönetilmiş oluyor. Bu noktada da reklamcılıkta bir takım eksiklikler oluyor. Müteahhitler de reklam verdik, o da olmadı gibi bir moral kırıklığına da yakalanabiliyor ve daha sonra yapacağı faaliyetleri de engel oluyor o olumsuz deneyim. Kesinlikle. İkincisi, güzel reklam yaptık. Call center'larımıza datalar geldi. Randevu oluşturmakta eksikliklerimiz varsa, gelen müşteriyi satış ofisine çekmekte eksikliklerimiz varsa, satış ofisine çektiğimiz projeyi tanıtmakta eksiklerimiz varsa, artı tanıtmak yetmez, satış kapama finalize etmekte sıkıntılarımız varsa, bu zincirin halkaları kopuyor ve koptuğu yerde de satış gerçekleştirilemiyor. Her bir aşaması, her bir step ayrı ayrı çok değerli ve önemli ve çok uzmanlık alanı gerektiren konular. Dolayısıyla proje ofisleri bu dediğimiz kümülatif alanın tamamını bütüncül bakabilme ve her birinde ayrı kabiliyetleri birleştirebilmesi gereken firmalar olduğunu düşünüyorum ki bunun bir de teknoloji CRM tarafı da var. Tabii. Her biri bir ciddi uzmanlık ve interdisipliner, farklı disiplinlerin bir arada ve çok senkronize olarak çalışması gereken önemli konular. Böylesi kritik bir konuyu çok gelişi güzel bir şekilde bırakmak açıkçası kont üreticileri bazen beni hayrete düşürüyor. Bir diyorum ki öyle, milyon dolarlık yatırımın evet, ikbali istikbalini bu kadar random, tesadüfsel olaylar bütününe bırakmak ve bundan iyi bir sonuç beklemek bazen beni gerçekten hayrete düşürmüştür. Beni de hayal kırıklığına yaşatıyor çünkü satış ofisi eğitimsiz elemanlardan oluşabiliyor. Orada sorduğu zaman soruları cevaplayamayacak ve ne kadar kendisine ait ekibi bu konuda bilgi sahibi olduğunu söylemiş olsa da aslında bir kontrol mercinin olmaması ve bu konuda da maaşı elemanların herhangi bir şekilde satsa da satmasa da kendi mevcut küçük primleriyle çok fazla
motive olmadıkları bir ortamda ben onu çok fazlasıyla görebiliyorum. Çünkü ben de gayrimenkul satışında dünya şampiyonluğu ödülümde her zaman böyle övünürüm. Burada da şimdi konusu geçti ama projeler çok apayrı gelir. Ben hep böyle büyük montanlı tek kalemde işler hep böyle imza attım. Fakat projeler aslında çok fazla sirkülasyonun olduğu inanılmaz derece istikrarlı, verimli ve sürdürülebilir bir başarıdır. Evet. Çünkü nokta atış aynı yerde ağaç kakan misali o uzmanlık bölgenizde kesinlikle. Tık 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 tık. Günde işte 5 tane kapora, 10 kapora, 20 kapora ayın finalinde 30-40 tane satış yaptığınız düşün, bir ortalama bir rakam olarak söylüyorum. Bunlarla ilgili veriler aslında çok hareketliliğin olduğu hep böyle bir şeydir. Bana proje ofisleri hep böyle cap canlı gelir. Kesinlikle. O yüzden de beni hep böyle heyecanlandırmıştır ama burada en önemli kriterlerden bir tanesi az önce maddeleri sayarken doğru fiyat. Ben her zaman diyorum evet doğru lokasyon olması çok önemli. Hatta doğru mal sahibi, doğru müteahhit de çok önemli. Kesinlikle çok aynı doğru dili konuştuğunuz. İnanılmaz şekilde her şey okeydir ama müteahhit konusunda sıkıntı yaşarsınız, aynı dili konuşamazsınız ve yine sistem çöker. Bunu çok fazlasıyla gördüğüm için söylüyorum. Doğru fiyat konusuna gelince de istediği kadar bazen ben işte altın kaplama olduğunu düşünerek işte benim projem onun 5 katı 10 katı büyüklüğünde veya işte çok daha fazla ben maddi olarak yatırım yaptım dediğinde maliyet oranları hesaplandığında görülüyor ki aslında satılabilir rakam çok net. Eğer o rakamlara gelmiyorsa proje ofisi isterse istediğini yapsın satışa gelemeyecektir. Bu konuda çok net bir duruş sergilediğinizi şu an görebiliyorum konuşmalarınızda. Kesinlikle. Bir de şunu ben hep söylüyorum. Diyorum ki yanlış fiyatla çıktığımızda yaptığımız bütün marketing en yakın rakibimizin satışını arttırma İşte faaliyetidir. İşte bu bitti. Çok net. Çok Çünkü basit. Biz müşteriyi çağıracağız, anlatacağız, bölgeyi, projeyi, lokasyonu öğreteceğiz. Ama yanlış fiyat politikası benim en yakın rakibime de sattırabilir hale kıyaslandığım zaman onu cazip hale getirmenin yolu olacak. Dolayısıyla biz kendi projemizi mi satmak yoksa en yakın rakibimizi satılabilir hale getirmek için mi fiyat belirliyoruz diye bir kendimize sormamız lazım. Çünkü alıcılar gayet rasyonel ve herkes kıyaslayarak en rentable ve rasyonel olanı bulabiliyor. Bu noktada da ayakları yere basan bir fiyat politikası uygulamak da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Madem bu kadar fiyatlardan bahsettik, şu anda Ankara'da veya sizin şu an sorumlu olduğunuz projelerde metrekare birim fiyatları ne kadardan başlıyor? Lansman toprak aşamasında çıktığımızda özellikle ofislerde 75 bin alt banttan başlayarak fazlayarak yani 100 metrekare bir ev 7,5 milyon TL gibi bir rakamdan başlıyor ofislerde diyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ofislerde, dairelerde. Dairelerde ise tabii ki semt, lokasyon ve benzeri kriterler olmakla birlikte yine ben lansman toprak fiyatları diyeyim. 85-90 bin bandından başlıyor. Şerefiye, lokasyon ve diğer kriterlere göre de artabiliyor. Ofisler daha uygun, konutlar daha pahalı. Ofislerde na tamam olduğu için iç yapma gideri biraz daha düşük oluyor. Dolayısıyla o yüzden ofislerde metrekare bir tık fiyatı daha düşüyor. Düşük olabiliyor. Çok mantıklı. Peki şu anda siz hangi bölgelerde projeleriniz var? Biz özellikle Ankara'nın kentsel yenilenme sahası, şehir merkezinin yenilenme sahası MİA bölgesi var. Merkezi iş alanları olarak geçiyor. Ankara'nın gerçek şehir merkezinin yenilendiği bir bölge. Burada yeniden temalı, markalı konut projeleri arka arkaya aynı bölgede hayata geçiriliyor. Hemen metro durağının yanında Ankara'nın ana arterlerinin kesişim noktasında çok değerli bir alan. Buradaki yeni projelerin birçoğun satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyoruz. Yine Ankara'nın gözde lokasyonlu İncek'te projelerimiz var. Ankara'nın yine sevilen özellikle beyaz yakaların tercih ettiği Batıkent Çakırlar aksında projelerimiz var. Sanayi bölgesi, özellikle gıda toptancılarının yoğun olduğu GİMAT bölgesinde projelerimiz var. Ankara'da 8 tane temsil ettiğimiz proje var. Aynı Harika. Zamanda bir de Mersin'in Tisan koyunda. Mersin'de de varsınız. Evet, temalı, markalı ve bütün Türkiye'ye hatta dünyaya hitap ettiğimiz bir projemiz var. Bir proje eğer Ankara'daysa aslında Ankara her ne kadar bürokrasinin ve Türkiye'nin başkenti olsa bile kendi çapında ve yağında kavrulan bir şehir niteliği taşımakta ama özellikle Akdeniz'de, Ege'deki projelerin hedef kitlesi kendi çapı ve çevresi değil tüm Türkiye hatta dünya olabiliyor. Bu bağlamda da farklı pazarları çeşitlendirebilme konusunda önemli bir açılım sağlıyor açıkçası. Kesinlikle. Peki yatırımcılar ve alıcılar için trendler nedir? Yani şu anda insanlar neye bakıyorlar? Yani elinde mevduatta bir parası var ve parası olduğunu biliyorsunuz ve aday geldi, karşınıza çıktı ve onu ikna etme noktasında. Hangi noktadan şu anda Ankara alıcıları, sadece Ankara demeyelim ama mevcut projelerle ilgili genelde ne tür alıcı adayları sonuca geliyor sizlerle? Şöyle gözlemledim, bizim elimizde çok geniş bir portföy var. Bu portföy içerisinde bizim en hızlı sattığımız ve en çok tercih edildiğini gördüğümüz portföyümüz
küçük tandanslı metrekarelere bağımsız bölümlere sahip projeler. Güzel. 1 artı 1'ler, 2 artı 1'ler, bazen diyorum ki 2 artı 1 bile çok büyük olabilir. Ha. Yani ki eskiden... İnsanlar küçüldü değil mi artık? İnsanlar böyle 1 artı 1'ler, 1 artı 0'lar. Eskiden bize böyle işte 1 artı 0 gelirse acaba bu nasıl kullanılır, alıcısı olur mu? Çok da böyle rentable değil gibi düşündüğümüz daireler, bağımsız bölümler şu an en favori, en çok satılan, en çok tercih edilen konuma geldi. Bunun sebebi nedir? Bir, finansal erişimin sıkıntılı olduğu için insanlar artık en iyi, en güzel, en büyük, en konforlu değil de en erişebildiğini tercih ediyor. Bir kitlenin sebebi bu. Diğer kitle ise yatırımı çeşitlendirmek adına küçük tandanslı çok sayıdaki gayrimenkulü böyle bozuk para gibi ya da küçük altın alıp bir kenara koymak gibi düşünerek Bravo. Bu tip yatırımları daha çok seviyor. Bunlar daha kolay alınıyor, satılıyor, kiralıyor, çabuk el değiştiriyor. Bu bağlamda da yatırımcının aradığı o hareketliliği de sağlayabilme kabiliyetinden dolayı tercih ediliyor. Eskiden Ankara'da bir konut geliştiricisi ne kadar büyük, ne kadar donatılı, ne kadar güzel bir işte 4 artı 1, 5 artı 1 ya da villa üretirse bundan gurur duyar ve daha da çok müşteri çekerdi. Şu an müşteriler en büyük, en güzel, en nitelikliyi arama psikolojisinde değil birçoğu. Eğer yaşamayacaksa, yaşayacaksa tabii ki bütçesi dahilinde en iyisini bulma hedefinde. Ama yatırımcı en güzel, en büyük, en nitelikli değil, en kolay erişilebilir, en hızlı devşirilebilir bağımsız bölümleri tercih ediyor. Parasını riske sokmuyor. Ya bankada mevduatta duracağını veya işte onun araba alacağını diyor ki bir gayrimenkul alayım. Ve herhangi bir şekilde aynen dediğiniz gibi çabuk satarım, çabuk kiralarım, elden de çabuk çıkarabilirim. Büyük mülkleri çünkü çıkarmak çok daha zor oluyor. Vakit nasıl geçti hiçbir şekilde anlamadım. Biz ayrılan sürenin dolduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Ben de hep sürekli uzattım. Çok hoş bir hanımefendi vardı yanımda. Böyle girişimci bir kadın. Çok da mutlu oldum çok hakikaten de. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için de tadına doyum olmaz noktada. Programımıza katıldığınız için Mega Proje Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Derya Filiz Dalga'ya teşekkür ediyoruz. Ankara'lardan zahmet ettiniz geldiğiniz için. İnşallah en kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz ve keyifli sohbetiniz için. Sizi tanımak harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar diliyoruz.